Davutoğlu Birleşmiş Milletler'de bir de basın toplantısı düzenledi. Esad'lı mı, Esad'sız mı? Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak? Bu tartışmayla ilgili görüşlerini bir kez daha bu toplantıda ineledi. Süreç Esad'sız olmalı dedi. Esad bütün barış formüllerini kendisi öldürdü ifadesini kullandı. Esas itibariyle geçiş süreci adı konulunda da Esad'sız bir Suriye'ye geçiş sürecidir. Davutoğlu Amerikan Başkanı'nın Birleşmiş Milletler konuşmasına değindi. Obama ile Esad'ın gidişini sağlayacak kontrollü ve yönetilebilir bir süreç konusunda hemfikiriz dedi. Sürecin nasıl olması gerektiğini de anlattı. Bir kere güvenlik düzenlemelerinin de içinde olduğu ve kesinlikle bu geçiş sürecin sonuçlarının görüldüğü, ne zaman hangi şartlarda bu geçiş sürecin tamamı ereceğinin taraflarca kabul edildiği bir yöntemle olur. Başbakan Davutoğlu Obama'nın Birleşmiş Milletler konuşmasını övdüğü ancak bir eleştirisi vardı. Genel olarak Sayın Obama'nın konuşmasını ama entelektüel bakımdan da içerik bakımından da vurgular itibariyle doyurucu bir konuşma olarak görüyorum. Ama konuşmada doğrusu çok önemli bir hususun eksik kaldığı kanaatindeyim. O da Filistin meselesi. Davutoğlu, Rusya dahil olmak üzere herkes işbirliği yaparak barışa katkı sağlamalı dedi. Suriye rejimiyle PYD ve IŞİD arasında işbirliği olduğunu da belirtti. Davutoğlu, Suriye'nin kuzeyinde kendi yönetimini ilan eden PYD'yi de PKK ile eşdeğer gördüklerini yineledi. PYD, PKK ile bağlantısı olmadığını göstermelidir. PKK ile bağlantılı tüm gruplar bize tehdittir dedi.